Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT IT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 36. günün ikinci dersine. Yani bu dersimizle birlikte bugünü bitiriyoruz. Hatta nokta analitiğini bitiriyoruz. Evet, nokta analitiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kaldık? Öyle sayfamıza bakıyoruz. Paralel kenar metodunda kaldık. Yani sayfa 207 ve 208'i çözeceğiz sizinle birlikte. Daha doğrusu anlatacağız. Paralel kenarla ilgili analitik geometride bir şey var. Sonra ağırlık merkezi, bir de üçgenin alanından bahsedeceğiz size. Yani köşe koordinatları verilen üçgenin alanından bahsedeceğiz. O zaman hadi bakalım başlayalım. Şimdi paralel kenar. Şimdi bir paralel kenarda, paralel kenar analitik düzlemde verildiğinde ne yapacağız? Biz kendimiz yorumlayalım isteriz. Paralel kenar verildiği zaman ABCD paralel kenarı verildi bize. ABCD paralel kenarı verildiğinde ne yapıyoruz? Şu şekilde işlem yapıyoruz. Köşegenleri çizdiğimiz zaman köşegenler ne yapıyor? Birbirini ortalıyor hocam. Ortaladığını biliyoruz. Paralel kenarın özelliğinden. Niye? AA dersek kelebektek oran birebirden dolayı. O yüzden bunlar eşit. O yüzden bunlar birbirine eşit. Tamam. O zaman burası ne oldu? Hocam AC'nin orta noktası oldu. AC'nin orta noktası olduysa burası x'ler toplamının yarısı x1 artı x3 bölü 2'ye, sonra y'ler toplamının yarısı oldu burası. y1 artı y3 bölü 2'ye eşit oldu. Tamam. Aynı zamanda şuralara bakacak olursak da hocam bu karşılıklı köşelerde de o noktası orta nokta olmadı mı? Evet. Orta nokta, bu da neye eşit oldu aynı zamanda? x2 artı x4 bölü 2'ye. Y'ler toplamı da şu şekilde. Y'ler toplamı da ne yapıyor? y2 artı y4 bölü 2. Şimdi hocam şu noktalar birbirine eşitse, o zaman apsisleri de eşittir. x1 artı x3 bölü 2 x2 artı x4 bölü 2'ye eşittir. Bölü 2'ler gitti. Buradan ne geldi? x1 artı x3 x2 artı x4'e eşit oldu. Şunlar birbirine eşitse y1 artı y3 bölü 2 y2 artı y4 bölü 2'ye eşit olduğundan dolayı bölü 2'ler gitti. y1 artı y3 de y2 artı y4'e eşit oldu. Bak dikkat. x1 artı x3 x2 artı x4'e eşit oldu. Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. y1 artı y3 de y2 artı y4'e eşit oldu. Yani karşılıklı y'ler toplamları birbirine eşit oldu dostlar. Paralel kenarda böyle. Köşeler verildiği zaman ispat tekniğiyle de yapabilirsiniz ama kolay. Karşılıklı x'ler toplamları, karşılıklı y'ler toplamları birbirine eşit. Sadece paralel kenarda mı? Hayır. Paralel kenarın özel halleri de var. Dikdörtgende de, karede de, eşkenar dörtgende de, bu saydığımız dörtgenlerde de şu özellik yine sağlanıyor. Çünkü bunlar işte dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen hep özel hali. Paralel kenarın özel hali olduğu için. Yani köşegenler birbirini ortaladığı için. Onlarda da. Köşegenler birbirini ortalıyor ya. O yüzden. Evet. Bak buraya da yazmışız zaten. Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Karşılıklı y'ler toplamları birbirine eşit. Gelelim şuraya. Örnek 43'e. Arkadaş, ABCD paralel kenarının 3 köşesinin koordinatları verilmiş. Hemen ne yapıyoruz? ABCD paralel kenarını çizip soruyu anlamaya çalışalım. Şöyle bir paralel kenar çizdik kardeşim. Tamam, çizdik. A, B yazdık. Şurası C, burası D olmaz. Niye? Şu sırada gittiysen bu sırada yazacaksın. C ve D. Şimdi ben sana bir şey göstereyim. Bak dost. Herhangi bir dörtgen olduğunda bir harf yazmak. Biz hep böyle sol alttan başlarız. Saat yönünün tersinde devam ederiz. C ve D şeklinde yazıyoruz. Ya da şöyle bir dörtgen geldiğinde hocam A, B diye yazdıysak burası C, burası D olmaz. Bu sırada gittik. O zaman A, B, C, D sıralaması bu şekilde söylenmeli. Tamam. Yani saat yönünde mi hareket ediyoruz? Saat yönünün tersinde mi hareket ediyoruz? Onu sen mi belirleyeceksin? Burada da bu şekilde başladıysak A, B, C, D şeklinde olmak zorunda burası. Ha, eskiden ÖSYM'nin bununla ilgili aynen bu şekilde sorduğu bir soru var. Aynen bu şekilde soru var. Ama bence garantiye alması lazım yine de ne olur ne olmaz. A, B, C, D paralel kenarında AC paralel kenarın bir köşegenidir demesi lazım mesela. Garanti. AC köşegeni ise o zaman BD de köşegen olacak. Yani A ile C karşılıklı, B ile de D karşılıklı demesi lazım aslında. Neyse. A noktası verilmiş. Ne verilmiş? -2'ye -2 noktası verilmiş. B noktası 7'ye -1 verilmiş. C noktası 4'e 3 verilmiş. C 4'e 3 değil pardon. C noktasını bilmiyoruz. X virgülü Y diyelim. D noktası da 4'e 3 verilmiş. E ben ne biliyorum? Hocam karşılıklı X'ler toplamları birbirine eşit. Yani şurada ve şurada. Karşılıklı X'ler toplamı kaç? -2 artı X değil mi? Evet. -2 artı X eşittir. Öbüründe nedir karşılıklı X'ler toplamı? 7 artı 4. 7 artı 4. 11, 13 mu yapıyor? Evet. X'i böylelikle 13 buluruz. Karşılıklı Y'ler toplamları da birbirine eşit. -2 artı Y karşılıklı Y'ler A ve C'de eşittir. Karşılıklı Y'ler de -1 artı 3 yaptı. Buradan da Y'yi de kaç buluruz? 4 buluruz. C noktası neydi? X virgül Y noktasıydı. X'i 13 bulduk. Y'yi de 4 bulduk. Yani cevabımız böylelikle 13'e 4 yapar dostlar. Evet. Bu şekilde karşılıklı X'ler toplamları birbirine eşit.
karşılıklı yerler toplamları birbirine eşit. Ya bazen işlem hatası yapıyorum da o yüzden cevap anahtarına bakıyorum böyle. Hatalı bir şekilde karşınıza çıkmayayım. Neyse ABCD dörtgeninde KLMN orta noktalar verilmiş. KLMN noktaları verilmiş. O zaman ben şöyle KLMN arkadaşlar. Bir dörtgende orta noktalar verildiğinde orta noktalardan oluşan dörtgen özel bir dörtgendi. O yüzden orada o özel dörtgeni biz burada çizelim. Şunu çizdik, şunu çizdik, şunu çizdik ve şunu çizdik. Bu dörtgen ne oluyordu? Paralel kenar oluyordu. Sebep ispatını yapayım. Hocam şu çizersem bunlar paralel. Burada da orta tabandan bu da paralel. Yani şu karşılıklı kenarlar paralel oldu. Diğer köşegeni çizersem orta tabandan bunlar paralel. Aynı şekilde orta tabandan bunlar da paralel. Şu karşılıklı kenarlar da paralel oldu. Karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgenle karşılaştık. Dolayısıyla bu nedir? Paralel kenardır. Özellik olarak söylemiştik ama biz nereden geldiğinde hep böyle ispat tekniğiyle yapıyorduk. İspat tekniğiyle de sana göstermiş oldum. Madem bu paralel kenar, karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Hocam şu ikisinin toplamı 9 ise eksi 3 ile neyi toplarsan 9 yapar? 12'yi hocam. İstersen yazayım. 1 artı 8 eşittir. Eksi 3 artı x diyelim. X buradan ne gelir? 12 gelir. Sonra şuraya bakacağım. Karşılıklı y'ler toplamı eksi 3. Eksi 3 yapması için burası da eksi 7 mi olacak? Evet. Ya da yazalım istersen. 2 artı eksi 5 eşittir. 4 artı y diyeceğiz. Y de buradan kaç geliyor? Eksi 7 mi geliyor? Evet. Y'yi de buradan eksi 7 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? Ne isteniyor? Ne isteniyor? Neyi de böylelikle ne bulmuş olduk? 12'ye eksi 7 olarak bulmuş olduk dostlar. Paralel kenar direkt vermemiş. Bu sefer paralel kenara biz ulaştık. Dörtgenin özelliğinden dolayı. Evet örnek 44. 12'ye eksi 7 çıktı. Geldik örnek 45'e. Örnek 45'te de verilen uzunluklara bakıyoruz. AD'yi 2 kök 5 vermiş. Ali Bey uzunluğunu 5 kök 5 vermiş. Şurası 5 kök 5. Bu bir dikdörtgenmiş. Değil mi? Dikdörtgen. O zaman şuradaki 90. Burası 90. Burası 90. Burası 90. Valla ne yapacağız burada? İşlem yapacağız. İşlem yapacağız. İşlem yapacağız. Bizden de B noktasının koordinatları isteniyor. Bir de K'ya 4K verilmiş. KC uzunluğu K iken burası 4K verilmiş. Toplamda 5K'nın biz 5 kök 5 olduğunu biliyoruz dikdörtgenden dolayı. K'yı da böylelikle kök 5 mi buluruz? Evet. Bak K dediğimiz kök 5 çıktı. Burası da 4 kök 5 çıktı. Şimdi benden B noktasının koordinatları isteniyor. Arkadaş B noktasını bulmaya çalışacağım. Nasıl yapabiliriz? Bir kere buradaki şu 4 kök 5 ve kök 5 olayını kullanacağım. O zaman burada C noktasını kullanmam lazım. C'yi bulmam lazım. C'yi nasıl bulacağım? Eksenler olan uzaklarından bulacağım. Direkt B'ye yoğunlaşmadım. Hocam B'ye de böyle dik çizsek. Ama o zaman 4 kök 5 ve burayı kullanamam. Gerçi kullanabilirim ya. Ama bu soruyu paralel kenar metoduyla çözmek istiyorum. Şuradan dik çizip şu 2 kök 5, 4 kök 5'ten burayı bulurum. Öklit bağıntısından burayı bulurum. Sonra burası çıkar. Sonra buradan da dik çizdik ya. Şu üçgenle şu üçgende kelebek benzerliği ya da alfa beta'dan dolayı buradaki uzunlukları da bulurum böyle böyle. Ondan sonra buradaki nokta da çıkar. Ama şuradan sanki daha kolay çıkacak gibi duruyor. Arkadaş buradan dik çizince böyle C köşesini bulayım. Şuraya bakacak olursak arkadaş burada ne çıktı bir? Hocam 2 kök 5, 4 kök 5. A en sevdiğim kök 5 katı. 1, 2 kök 5 üçgeninden dolayı. Burası da 5 mi olur? Evet hocam 5 oldu. Hayır 10 oldu. Niye? 2 kök 5'in kök 5 katı olacak çünkü. 2 kök 5'in kök 5 katı küçük olanın kök 5 katı. Şu 5 ya. O zaman kaç yapar burası? 10 yapar. Hocam sonra ne yapacağız? Şu aşı da bulabiliriz aslında Öklit bağıntısından da. Gerek yok bence ya. Niye biliyor musun? Dal alfa beta ya. Yani 1'e 2 oran olduğu zaman Öklit de olsa dal alfa beta'ya bence. Çünkü dikkat edersen alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 en sevdiğimiz. Bu tekniğe de alıştın zaten. O zaman burada en küçük üçgenden başlayalım. 1'e 2'yi yazdım. Sonra alfadan beta'ya geçiş bu üçgende de 1'e 2 4a yazdım. Sonra toplamda 5a eşittir 10'sa a'yı da buradan kaç buluruz? 2 buluruz. A'yı 2 yazdım. O zaman burası kaç oldu? 8 oldu. O zaman burası kaç oldu? 4 oldu. Hocam alfa beta'dan dolayı burada da aslında 1 2 yazabiliriz. 1'e 2 oran var. N'e 2 n. Hocam 1 2 kök 5 üçgeninden n'i buradan 1 buluruz. Burası da 2 olur. Ya da şurada bir kelebek benzerliği çıktı hocam deyip kelebekteki oran 4'e 1 deyip o zaman 4 ise 1 olur burası. 8 ise de 4'e 1 oran yani 4'e bölünmüş hali 2 olur da diyebilirdik. Ama ben ne bileyim alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 oran varsa dayanamıyorum hemen onu 1'e 2 oranı kullanıyorum. Sen de artık dayanamıyorsun galiba. Hocam iki iç açı bir dış açı görünce dayanamam diyorsundur sen şimdi. Neyse devam edelim. C noktasının koordinatları çıktı mı? Çıktı. 8 birim burada, 2 birim burada, 10 birim sağda. 10'a. Hocam 1 birim aşağıda, eksi 1 çıktı. B noktası için de aynı şekilde şuradan dik çizip yapabiliriz ama B noktası için artık bunu demeye gerek yok. Buraya x virgülü y diyecek olursak A, B, C, D dikdörtgeninde. A köşesi belli mi? Belli. 2'ye, eksi 2'ye 0 noktası. D köşesi 0'a 4 noktası. C köşesi de belli. D B köşesi belli mi? Değil. Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Yani x artı 0 eşittir. Karşılıklı x'ler toplamı eksi 2 artı 10. Buradan x'i kaç buluruz? 8. Karşılıklı y'ler toplamına bakalım. Y artı 4. Y artı 4 eşittir. Eksi 1 artı 0 yapar. Buradan da y'yi kaç buluruz? 5 buluruz. Y'yi eksi 5 buluruz pardon. O zaman B noktası ne yaptı arkadaşım? X virgül y ya. Yani 8 virgül eksi 5 ya. Bizden de 8 ile eksi 5'in toplamı isteniyor. Cevap böylelikle kaç çıkar? 3 çıkar. Zaten koordinatlarını bulunuz demiş ya. Toplamını değil ki. 8'e 5'i biz burada bulduk mu arkadaşım? Bulduk. Yani örnek 45 8'e
merkeze eksi 5 noktası yaptı dostlar. Dikdörtgende de bu şekilde paralel kenar muamelesi yapabilirsin. Karşıtlı x'ler, karşıtlı y'ler, toplamları birbirine eşit. Şimdi gelelim şuraya. Ağırlık merkezi koordinatı. Arkadaş, ağırlık merkezi koordinatı aslında çok basit. Ama sıkıştığın zaman ne yapacağını biliyorsun. Bir üçgende köşeleri A, B, C olarak verildiği zaman ve x1, y1, x2, y2, x3, y3 verildiğinde ağırlık merkezinin koordinatı apsisler toplamının 3'e bölünmüş hali, ordinatlar toplamının 3'e bölünmüş hali. Hocam ben bunu unutursam ne yaparım? Ya unutursun diye aslında çok korkmuyorum. Niye korkmuyorum? A, B ve C. A, x1, y1. B, x2, y2. C de x3, y3 ya. Şimdi dostum ağırlık merkezi dediğin ne olacak? Hocam kenar ortay olacak. Sakın burası yüksek deme. Kenar ortay olacak ve burada da 1'e 2 oran olacak mı? Olacak. Senin buradaki 3 noktan belliyse buradaki noktayı orta noktadan bulurum ben. Sonra burada da belli bir artış azalıştan dolayı da yine buradaki noktaya ulaşır mıyım dostum? Ulaşır. Yani ispat tekniğiyle de sonuca rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Ama ağırlık merkezi orta nokta gibi çok basit. X'leri topla 3'e böl. Y'leri topla 3'e böl dostum. Hemen örnek 46'ya geldik. ABC üçgeni verilmiş ve ağırlık merkezi verilmiş. Hemen X'leri topluyorum. 3 artı eksi 2 yani eksi 2 yapıyor. Artı X bölü 3 1'e eşit olmak zorunda. Sonra Y artı Y'lere bakıyorum. 4 eksi 1. 4 eksi 1 bölü 3 de 2'ye eşit olmak zorunda ağırlık merkezindeki apsisler toplamını 3'e böl. Y ordinatlar toplamını 3'e böl. Buradan ne geldi o zaman? 1 artı X eşittir 3 geldi ve X'i de buradan 2 buluruz. Buradan da Y artı 3 eşittir 6 geldi. Y'yi de buradan 3 buluruz. X artı Y isteniliyor bizden. 2 artı 3'ten cevap direkt ne çıkacaktır dostum? 5 çıkacak. Bu kadar basit kardeş. Ha, sıkıntı yaşarsan ne yapacaksın? Oran orantı tekniğiyle yola çıkacak. Oran orantı tekniğiyle yapıp yola devam edeceksin. Şimdi şöyle bir dikkat vermişiz. Dikkatimiz ne diyor bakayım? Analitik düzlemde köşe koordinatları verilen üçgenin alanını bulmak için bir formül kullanacağız. Evet, bununla ilgili bir formül var dostlar. Ama formüle gerek var mı? ÖSYM formülüsünü mü soruyor? Genelde formülüsünü soruyor. O yüzden formülü kullanmadan önce bazı sorular yapacağız seninle birlikte. İlk önce formülsüz kolay çözümler var mı ondan bahsedeyim. İki üçgende bir üçgende ABC noktaları verildiği zaman herhangi iki noktanın apsisleri aynıysa. Hocam apsisleri aynıysa ne demek? Bak şimdi. Analitik düzlem çizersin. Apsisleri aynıysa. Mesela şuradaki noktaysa. Bu noktaysa. Apsisi burası. Bu noktaysa. Apsisi burası. ABC üçgeni mesela. Şöyle bir üçgenin apsisleri aynıysa tabanı bulursun. Yüksekliği de rahat bir şekilde bulursun. Şekil çizerek. Çünkü apsisleri aynıysa bir kenar x, y eksenine paralel oluyor. Ordinatları aynıysa da aynı şeyi yaparsın. Ordinatlarının aynı olması. Şu. O zaman bir kenar ABC üçgenin nasıl olursa olsun. Şu şekilde de olsa şu üçgenin alanı. Tabanı bulursun zaten. Çünkü apsisler bak ordinatlar aynıysa şuradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşit. Yükseklik de noktadan çıkacak zaten. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den sonuca rahat bir şekilde ulaşırsın. Yani herhangi 3 nokta verildiğinde baktığın noktalarda apsisler aynı ya da ordinatlar aynı. Analitik düzlem çizip yap. Baktığın soruda çok sıkıştın. Apsisler yok. Ordinatlar yok. Aynı değil. O zaman ne yaparsın? Analitik düzlem çizersin. Şöyle bir üçgen geldi mesela. Bu üçgenin alanını bulmak için biraz sonra göstereceğim alan formülünün de ispatı buradan geliyor zaten. Ben daha önce şey diye söylemiştim. Birim kareler içerisine çizilen şeklin alanını bulmak için ne yapın demiştim. O şekli içine alan en küçük dikdörtgeni çizin. Burada da bu şekli içine alan en küçük dörtgeni şöyle çizersin dostum. Dikdörtgenin alanından şu alanı, şu alanı ve şu alanı çıkartarak sonuca ulaşırsın. Yani analitik düzlem çizdiğin anda yani %99.9 alana zaten ulaşırsın. Tamam. Alanla ilgili ama ÖSYM genelde formüllüsünü sormuyor. Mesela şöyle bir sorusunu zamanında sormuştu. Noktalar verilmiş. Hocam ben bu dörtgen verilmiş. Dörtgenin alanını iki tane üçgenle bulurum. Sen böyle üçgen oluşturursun. Bu üçgenin alanını rahat bulursun. Bu üçgende taban çarpı yükseklik bölü 2'yi kullanamazsın. O zaman ne yapalım? Diğer köşegeni çizelim. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den çıkıyor mu diye bakacağız. Hop. Şunu şöyle çizince. Hocam o zaman ben bu üçgenin alanını ayrı bulurum. Bu üçgenin alanını ayrı bulurum. Bu üçgende taban burası değil mi? 6. Bu üçgende taban burası değil mi? 2. Burada da 3'e 5 noktası verilmiş mi? Verilmiş. Hemen 3'e 5 noktasında. Hocam şurası 3. Burası 5 değil midir nokta olarak baktığında? Evet. Ve burası 90 derece. Burası da 90 derece. Burası 5 noktası. Burası 3 noktası. Şimdi dostum şuranın 5 olmasından dolayı burası kaç çıktı? 5 çıktı. Buranın 3 olmasından dolayı şu uzunlukta 3 mi çıktı? Evet. Şimdi şu üçgenin alanı ne yapıyor? Dikkat. Şu üçgenin alanı ne yapıyor? Taban belli, yükseklik belli. 6 çarpı 5 bölü 2 artı. Hocam şu üçgenin alanı ne yapıyor? Taban kaç burada? Hocam şu üçgenin alanında da taban 2 iken bak yükseklik geniş açılı olduğundan dışarı düşmüş sadece. 2 iken 3. 2 çarpı 3 bölü 2. O zaman 30 bölü 2'den 15 artı 3'ten cevaba da 18 diye ulaşırız. Bildiğimiz üçgen bilgisiyle yani. Yine üçgenler. Devam kardeş. Görüyorsun bu. Neyse gelelim öbür soruya. Şu soru mesela. Bak ÖSYM tarafından sorulduğunda bunu uzun yoldan yaptı çoğu kişi. Ne yaptı? Bu doğrunun denklemini yazdı. Sonra kesim noktasını buldu. Kesim
noktasına şuraya x virgülü y dersem, x virgülü y'deki şurası x, burası y ya. Hocam şu uzunluk y, bu uzunluk y oldu. E taban belli, 4 çarpı y bölü 2. Ama burada bu doğru denklemini yazmak mesela, bu doğru denklemini yazmak ayrı bir mesele. Kesim noktasını bulmak apayrı bir mesele. Ondan sonra yani işlem kalabalığı oluyor. Şimdi bu soruya baktığımız zaman acaba üçgen bilgisinden çözülebiliyor mu? Ki analitik geometride bak, doğru denklemi bir sonraki gün, doğru denklemi yazmaya yani denklemlere geçeceğiz. Bir sonraki günde de böyle şey çizildiği zaman, analitik düzlemde bir şey çizildiği zaman biz ilk şuna bakıyoruz. Acaba geometriden çıkıyor mu? Normal geometri bilgisinden çıkıyor mu? Çıkıyorsa da genelde kolay çıkıyor. Bak burası kaç birim? 4 birim. Burası kaç birim? 4 birim. Hocam şunlar birbirine eşit. Burası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim? 6'ya kadar olduğu için 3 birim oldu. Aa ne oldu burada? Hocam bu kenarortay. Bak bu da kenarortay. Ama üçgen yok. Hemen üçgen oluşturalım. Hop üçgen oluşturduk. Çünkü ağırlık merkezi, kenarortayların kesim noktası deyince ağırlık merkezi aklımıza geliyor. Ağırlık merkezi olduğu zaman üçgen oluşturabiliyorduk. Özellikle alan sorulduğunda. Çünkü ağırlık merkezi alan ilişkisi ne oluyordu? Şunu da şöyle çizersem 6 eşit parçaya ayrılıyordu. Değil mi? Ki bunu çizmek lazımdı. Şu şekilde. Burası A, burası A, burası A, burası A, burası A, burası A. Toplamda 6 A alanını bulabilirim ben. 6 A alanı hocam bu dik üçgenin alanı. Yani 6 çarpı 8 bölü 2. 6'lar gitti, 8 bölü 2'den A'yı da buradan 4 mu bulduk? 4 bulduk. Zaten benden de A alanı isteniyor. Bak cevap 4. Üçgen bilgisini kullanarak bak rahat bir şekilde sonuca ulaştık. Sen de böyle üçgen bilgisini kullan. Benzerlik varsa benzerlik kullan. O varsa şunu kullan. Bu varsa bunu kullan. Açıortay varsa açıortayı kullan. Yine üçgen önceliğimiz var yani bizim. Tamam. Analitik geometride olsak bile üçgen önceliğimiz var. Ki ÖSYM üçgen önceliğini de şekil sorularında da gösterebiliyor bazen. Mesela analitik düzlemde böyle dik tabanı iki eş parçaya bölüp de x kenar oluşturduğumuz çok güzel bir soru vardı. 2 sene önceki soru olması lazım ya da 3 sene önceki soru olması lazım. İsterseniz ona da bir bakın. O tür sorular bizi geliştirir. O sorular önemli. ÖSYM'nin tekniğini de bize gösterir dostlar. Evet biz bu zamana kadar ne gördük şimdi? Hocam soruların formülsüz de yapılabildiğini gördük. Alan sorulsa bile. Şimdi şuraya gelelim. Analitik düzlemde A, B, C noktaları verilmiş. Hocam A, B, C noktalarına bakacak olursam şurada ordinatlar aynı verilmiş. Ordinatlar aynı verildiyse kesinlikle ama kesinlikle analitik düzlemde şekli çizip göstereceğim kardeş. Analitik düzlemde şekli çizip göstereceğim. 1'e 2 noktası var. Hemen 1'e 2 noktası nerede? Şurada. Hocam şöyle 1, şöyle 2'yi gösterdim. A noktası. Eksi 3'e 4 var. Eksi 3'e 4'ü gösterdim şöyle. 4 burada. Eksi 3 burada. Bu nokta. Eksi 5'e 2 var bir de. Eksi 5'e 2 noktası var. Bak gördün mü? Şurası. Bak şimdi üçgeni oluştur. Hocam üçgenimiz aha da burası yaptı. Yani bizden şu üçgenin alanı isteniyor. E hocam bu x eksenine paralel olduğu için şurası 1 birim. Burası da eksi 5 olduğu için bak 1, 5. Toplamda burası kaç yaptı? 6 yaptı. Bu buraya dik. Paralellikten dolayı burası da dik oldu. Bana yükseklik lazım. Yükseklik de şurada uzunluk değil mi? 4 ile 2 arası 2 birimdir. Yükseklik dediğimde 2 çıktı o zaman. E taban 6 iken yükseklik 2. Bir de bölü 2'ye cevaba da nasıl ulaşırız? 6 olarak ulaşır mıyız dostlar? Ulaşırız. Yani anlayacağınız formüle gerek var mı? Yani yok da olursa da böyle formülünü de verir herhalde. Şöyle formülü de verir herhalde. Büyük ihtimalle verir. Normalde x'leri ya da y'leri aynı olmasaydı bile bak analitik düzlem çizerdiniz. A noktası burada mesela. Atıyorum 1'e 2. Bak gösteriyorum sana sıkıntı yaşama diye. A noktası 1'e 2. İşte öbürü de atıyorum 5'e kaç olsun? 3 olsun. Bir sonraki de 3'e 4 olsun mesela. 3'e 4 olsun. Sen böyle bir üçgen gördün ve bunun alanı isteniliyorsa senden buna ait bir dikdörtgen oluştur. Şöyle, 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 şöyle. Hocam şurası 5 ya. Burası kaç? 1 ya. 5 ile 1 arası kaç yapıyor? Hocam 4. Sonra ordinatı bunun kaç? 4. Ordinatı bunun kaç? 2. Burası 2 yaptı. E buranın apsisi kaç? 3 ya. Hocam apsisi 3, apsisi 1 değil mi? Şuraya 3 demiştik zaten. 3 ile 1 arası 2 birimdir. O zaman burası 2 birim oldu. Burası da 2 birim mi oldu? Evet. Her şey çıktı meydana. Ne yaparsın? Hocam 4 çarpı 2 alanından şu üçgenin alanı, şu üçgenin alanı ve şu üçgenin alanı çıkaracağım. Ama buraları yok. Ordinatı 3 ya. Ordinatı 3 olduğundan burası 1 birimse burası 1 birim çıkar. O zaman burası da 1 çıkar. Yani 1 çarpı şurası 1 ya. 1 çarpı 4 bölü 2, 1 çarpı 2 bölü 2, 2 çarpı 2 bölü 2'yi çıkartacaksın. Sonuca o şekilde ulaşacaksın. Bak formüllü bir soru olsa bile bu şekilde yapabilirsin. Formülsüz bir şekilde yapabilirsin. Ama şöyle bir şey verilmiş. Yine de formül var. Bazı sorular var. İki değer çıkıyor. O tür değerlerde formülü kullanmamız gerekebiliyor. Şimdi ABC olan üçgenin köşeleri. Üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı bu. Oha nasıl ezberleyeceğiz? Dur göstereyim. Bir üçgenin alanı ne eşittir biliyor musun? 1 bölü 2 x1 y1 yazdın. x2 y2 yazdın. x3 y3 alt alta yazdın 3 noktayı. En üstte yazdığını bir daha yaz. En üstte yazdığını bir daha buraya yazıyorsun. x1 y1 yazıyorsun. Sonra burada çapraz gidiyorsun dostum. Şu çapraz, şu çapraz, şu çapraz. Bak 1 bölü 2 çarpı. Dur şuraya bak göstereyim. Bak ben yazmayacağım göstereceğim. Hocam 1 bölü 2 çarpı. Bak 1 bölü 2 çarpı. x1 y2 yazdık. Artı x2 y2
y3 yazdık. Artı x3 y1 yazdık. Sonra bu çaprazları yazdıktan sonra bir de diğer çaprazlar. Ama diğer çaprazları bir de eksiyle çarpacaksın. Yani bunları bir de eksiyle çarpılmışını düşüneceksin. O zaman y1 x2 var burada. Bak bir de önünde eksi var. Eksi y1 x2. Bu da eksi var. Eksi y2 x3 x3. Bir de burada eksi y3 x1 şeklinde yazılıyor muymuş? Yazılıyormuş. İşte bu şekilde bunu ezberlemek zor ama 1 bölü 2 çarpın. Noktaları alt alta yaz. En üsttekini bir daha yaz. Çapraz. Tek tek gidiyorsun toplamları. Artı diğer çapraz. Diğer çaprazları da topluyorsun ama eksiyle çarpmışlarını topluyorsun bu sefer. Tamam. İşte bu tür soruda sıkıntı olabilir. Biraz önce ben bir birim karelerde gösterdim ya. Mesela burada analitik düzlem çizip de bir nokta burada, bir nokta burada, bir nokta burada böyle gösterip burada şöyle yapmak bir noktanın y'sini bilmediğimiz için sıkıntı olabiliyor. Sıkıntı olabiliyor. Kafan karışabilir. O yüzden burada formül yapalım. En azından formülü de ben bir tek formülle yapılabilsin diye zaten bu soruyu yazdım. En azından formülü de tekrar etmiş oluruz. Alan dediğim 1 bölü 2. Noktaları tek tek yazıyorum. 1'e 2. Eksi 3'e 4. 5'e y'yi yazdım. En üstte yazdığımı bir daha yazıyorum şöyle. Sonra çapraz gidiyorum. 1 kere 4 4. 1 bölü 2. Tabii bu mutlak değer içinde olacak. Alan negatif olamaz o yüzden. Sonra eksi 3'ye 4 eksi 3'ye artı 10 yaptı. Sonra öbürlerini yazıyorum. 2 kere eksi 3 eksi 6 ama bir de önünde eksi var. Artı 6. 4 kere 5 20 ama önünde eksi var. Eksi 20. Şu eksiyle çarpmayı unutmayalım. Sonra burası da y yapıyor ama bir de önünde eksi var. Eksi y yap. Bu alanda kaç verilmiş? 2 birim kare verilmiş. İşte bu alanda 2 birim kare verilmiş. 1 bölü 2'yi öbür tarafa atıyorum. Eşittir 4 oldu. Şimdi mutlak değer içerisine bakıyorum. Eksi 4 y var elimde. Mutlak değer içerisinde eksi 4 y. Sonra sayılara bakıyorum. 10 var. 6 var. 16. Değil mi? 20 var burada. E tamam. 20 var. Bir de eksi 20 var. Götürdü. O zaman mutlak değer eksi 4 y bu 4'e eşit oldu. 4'te bölsen o zaman ne geliyor arkadaşım? Yani bu aslında nedir? Şu çarpım durumunda ya. Aslında 4 çarpı mutlak değer y'dir bu. Eşittir 4 yapıyor. Şunlar şunlar gitti. Mutlak değer y buradan ne geldi? 1 geldi. Y buradan ya 1'dir. Y buradan ya da nedir? Eksi 1 değil midir dostum? Evet. Bizden ne isteniyor? Y değerlerini çarpma isteniyor. Yani 1 ile eksi 1'in çarpımı isteniyor. Cevap da böylelikle eksi 1 çıkar dostlar. Ha istersen bunu bir de uzun yoldan sen dene. Ya analitik düzlem çizip de yapılabiliyor mu yapılamıyor mu? Bir dene. Bakarsan hocam burada bile çıkıyor dediğin anda o zaman hiç formülü ezberlemek zorunda kalmadan kendin de sonuca ulaşırsın. Ama ÖSYM bu formülle ilgili soracağını zannetmiyorum. Sorsa bile formülü bu şekilde olduğunu verir bize büyük ihtimalle. Hani şu şekilde verse bile biz formülü bilirsek eğer hani yerine koymak bazen sıkıntı yaratabiliyor. Bu şekilde olduğunu alt alta yazıp en üsttekinde yazıp çapraz giderek daha rahat bir şekilde de ulaşabileceğini de söyledim zaten. Evet bu şekilde yapıyoruz gençler. O zaman nokta analitiği bitti mi? Bitti. O zaman en zevkli kısma geliyoruz. 36. günü bitirdik. Hop 3'e geldik. Hocam hemen kalemimizi alalım. Şöyle kalemimizi aldık. Şu ucu da biraz büyüteyim. Geldik 36. güne. Şuraya bir tiki atıyoruz kardeşim. Bitti. 36. gün bitti. Geldik şuraya. 36. gün bitti ama şurada da bir tiki atalım. Tiki attık. Nokta analitiği 3 ve 4 bitti. Ödeviniz var. Ödeviniz ne? Hocam ödev şu. Kitabınızdaki sayfa numarası 186 ve 195 arası. Nerede? Soru bankası arka tarafında görüyorsunuz ki soru bankasını artık biliyorsunuz. Orada ödev. Haftalık programa bakıyoruz. Haftalık programda da 18. haftayı bitirmiş bulunuyoruz. Ve az kaldı bitime. Evet. 18. haftayı da böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Sırada da doğru analitiği var. Doğru analitiğinde de çok güzel şeyler bizi bekliyor. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde doğru analitiğine başlayacağız. Doğru analitiğinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.